15 Temmuz davasında şok eden ifadeler. Akıncı üstünde MİT keşif yaptı iddiası. Sur'dan yükselen çığlık. Haftanın özeti başlıyor. 15 Temmuz darbe girişimi davasında eski kurmay albay Fatih Yarımbaş, Zekai Aksakallı'ya ilişkin şok eden açıklamalar yaptı. Semih Terzi'nin uçağına iniş iznini Zekai Aksakallı'nın verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir general öldüreceğiz dediğini ileri süren Yarımbaş, Aksakallı'nın kaçırılma girişimine ilişkin ifadelerini de yalanladı. Aksakallı'nın emriyle daha önceden kurgulanmış bir senaryonun içine çekildiklerini söyleyen eski kurmay albay, verilen emir gereği kendi güvenliği için oraya gittik. Koruma için gittiğimiz ekip, durumun aciliyeti nedeniyle o gün rastgele irtibat kurulan silah ve teçhizatları olmayan personeldi. Olayda hiçbir şekilde silah kullanılmadığı gibi, komutana yönelik kötü bir söz, şoförün tehdit edilip araç dışına çıkarılması gibi olaylar olmamıştır. Yanına giden karargah personeline küfür eden, onları darp ederek bölgeden rahatça giden komutanın kendisidir. Eğer biz darbeci olsaydık, kendisinin ifade ettiği gibi nizamiyeyi kapatan darbecilerin arasından geçip kolayca evine gidemezdi sözlerini kullandı. Akıncı üssü davasında savunmasını yapan Hakan Evrim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe bildirisindeki görüşlere katıldığını söylediğini açıkladı. Beni rehin alanlar üst komutan olarak gitmem gerektiğini söyleyince gittim. Beni silahlı iki kişiyle gönderdiler. İçeri girdiğimde rahat tavırla emir komuta içinde konuşuyorlardı diyen Evrim, Genelkurmay Başkanı bildirideki görüşlere katıldığını, bazı iktidar milletvekillerinin de benzer serzenişleri ilettiğini söyledi. Tek kelime etmedim, dinledim. Oradakilerin Akar'ı yönlendirmesi, iknasından çok Akar'ın onları farklı çözümlerle yönlendirmesi vardı sözlerini kullandı. Darbenin kapalı kapılar ardında planlandığını, MİT'in de devletin de bundan haberdar olduğunu, aksalde bu kadar hızlı reaksiyon gösterilemeyeceğini öne süren Akıncı Üssü eski komutanı, bu büyük bir plan. İstediklerini yaptırabilmeleri için yargı ve TSK'nın zayıflatılması gerekiyordu dedi. Enis Berberoğlu'yu tutuklayan hakim Ali İhsan Horasan'ın rakı masasında Rabia işareti iddialarını içeren haberlere erişim engeli geldi. Horasan'ın talebini görüşen İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinin de bulunduğu 8 ayrı internet sitesinde yer alan habere erişim engeli getirdi. Akıncı Üssü davasında yargılanan eski kurmay albay Ahmet Özçetin, MİT'in darbeden yaklaşık 1,5 ay önce 40 kişilik bir ekiple Akıncı Üssü'nü ziyaret ederek üs hakkında detaylı bilgi aldığını söyledi. Çapraz sorguda konuşan Özçetin, bu üs tarihinde ilk kez karşılaştığım bir durumdu. Ziyareti ısrarla talep eden MİT'e bağlı yaklaşık 40 kişi Akıncı Üssü'ne geldi. Nihat Altıntop bu gruba bilgi verdi. Üsle ilgili cephaneler dahil her türlü konuda sorular soruldu. Bu hem MİT hem Akıncı Üssü için ilk kez yapılan bir faaliyetti sözlerini kullandı. Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat uyarısını sertleştiren Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, sorunun Türklerle değil Erdoğan'ın politikalarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Otel sahibinin Gülen cemaatine yakın olduğu gerekçesiyle suçlanması durumunda Alman misafirinde şüpheli konuma düşme ihtimali olabileceğini söyleyen Gabriel, Türk hükümeti için Erdoğan'ı kabul etmeyen herkes ve bir şekilde Gülen yapılanmasına yakın durduğu şüphesi olan herkes terörist kabul ediliyor sözlerini kullandı. Diyarbakır Sur ilçesi Alipaşa mahallesinde yıkım ekipleri Toma ve Çevik Kuvvet eşliğinde mahalleye girerek yıkım çalışmalarına başladı. Ablukaya alınan mahallede evleri bulunan yurttaşlar bu duruma öfkeyle tepki gösterdi. Ya bu fakir fukara nereye gidecek? Nereye gidecek? Ya elinizi vicdanınıza kurun diyeceğim de vicdanınız yok. Elinizi kuracağınız bir vicdana bile sahip değilsiniz siz. Allah'tan korkun. Ya Hasan Hüseyin'in döneminde aç susuz kalıyordular ya. Aç susuz insanları öldürüyordunuz ya. Aynen o kavimdesiniz hepiniz. Vicdansızsınız. Bizim milleti bu şekilde terbiye etmeye çalışıyorsunuz. Susuz, elektriksiz. Diyarbakır Valiliği'nin evleri zorla boşaltacaksınız talimatıyla başlayan yıkım sürerken bir binada çökme meydana geldi. Kepçe çalışırken yıkım müteahhitiyle operatör işçisi enkaz altında kaldı. Son yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılırken, sahtecilik, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş 3 bin kişi hemen tahliye edilecek. Kararın kapasitesi yetersiz kalan hapishanelerde siyasi suçlara yer açmak için alındığı belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz'da başka bir darbeyi yapanlara karşıyız. Bu ülkede 20 Temmuz darbesine
ve o darbecilerin tümüne karşıyız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Kocadere kamp alanında gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yaptı. Tutuklu vekil ve gazetecilerden açlık grevindeki eğitimcilere kadar adalet arayışında olan kesimleri hatırlatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Hak aramak istiyorsunuz, başvuracağınız hiçbir yol yok. Bu darbe düzenidir. 20 Temmuz bir sivil darbedir" sözlerini kullandı. Meksika körfezi üzerinden Amerika'nın Texas eyaleti kıyılarına ulaşan Harvey kasırgasının derecesi 4. kategoriye yükseltildi. Kasırganın 210 km hıza ulaşacağı tahmin edilirken, yerel medya kasırganın karaya inmesinin ardından yaralılar olduğunu duyurdu. Houston'da 30 binden fazla insana elektriksiz bırakan kasırga nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Texas valisi Greg Abbott'ın ölümcül ve büyük bir felakete yol açabilir uyarısıyla alınan zorunlu tahliye kararının ardından yüz binlerce kişi araçlarıyla evlerinden daha yüksek bölgelere ulaşabilmek amacıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Eyaleti iki kez art arda vurması beklenen kasırganın sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Petrol rafinelerinin bulunduğu bölgelerde de etkili olması beklenen kasırga sebebiyle benzin fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.